Eski alimler İbn Teymiy olsun, Takiyuddin Subki olsun veya işte son dönem alimlerinden Zahid el Kevseri evet. olsun. Bunların kendi bunların bulundukları ya da düşündükleri noktadan baktığımızda her herkesin haklı olduğunu görüyoruz. Evet. Yani mesela İbn Teymiye daha çok şirk hassasiyetinden hareketli. aman insanlar şirke düşmesinler, hatta şirkin yanına yaklaşmasınlar. Evet mantığıyla, hassasiyetiyle hareket ediyor ve o e, hassasiyeti dolayısıyla biraz işi sıkı tutuyor. Hmm. Öbürleri de şu mantıkla yani insanları bu kadar da sık boğaz etmeyelim. Ya yani tamam şirk kötüdür. Yani burada e, Tahkiyüddin'e Sübki ya da Zahid el Kevseri şirki savunan insanlar değil. Hmm. Asla böyle bir şey olmaz. Yani mümkün değil. Onlar da en az İbni Teymiye kadar şirk konusunda hassas olan insanlardır. İnsanların şirki ama diyorlar ki ya insanları da fazla sık boğaz etmeyelim. Yani her şeyi şirk kapsamına sokarsak bu sefer insanları bunaltmış oluruz. Öyleyse diyorlar peki var olan şeyleri şirk kapsamına sokmadan nasıl değerlendirebiliriz? İşte orada söylenen şey şudur. İbni Teymiye zat ile tevessülü eğer yaşayan bir kişi ise bunu kabul ediyor zaten. Mesela gidip yaşayan peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabenin dua istemesinde bir problem yok. Hatta Hazreti Ömer işte Orada Hazreti Ömer'in uygulamasını zaten biraz da esas alıyor İbn-i Tehmiye zannediyorum. Orada şöyle değerlendiriyor hocam mesela orada onun duasıyla tevessül gibi algılıyorlar. Peygamberin Tabii duasıyla. Tabii işte tevessülü o şekilde alıyor. Diyor ki peygamberin tevessülü demek diyor sahabenin gidip peygamberden dua istemesi. Evet. Ya Resulallah işte bize dua et de bir yağmur yağsın. Evet. Yağmur ihtiyacı var, kuraklık var. Dolayısıyla peygamber efendimiz bu şekilde bir tevessül. Sonra peygamber efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ömer e peygamber efendimiz yok artık ondan dua isteme şansımız da yok. Öyleyse diyor gidelim Abbas'tan peygamber efendimizin amcası olan Hazreti Abbas'tan dua isteyelim diyor. Ve gidiyor Hazreti Abbas'ın duasına başvuruyorlar. Şimdi bakın orada tevessül dediğimiz şeyi tam da böyle algılıyor. İbni Teymiye diyor ki tevessül bu noktada kalsın diyor. Öbürler de diyor ki ya bu o dönemde yapılıyorsa yani peygamber efendimiz yaşarken bu yapılıyorsa peygamber efendimiz vefat ettikten sonra da onun hürmetine onun hürmetine Allah Teala'dan bir şey isteyemez miyiz? İsteriz diyor. Bu istememiz de şirk kapsamına girmez diyor. Veya salih bir insan hayattayken gidip, bir salih insan hayattayken gidip ondan dua istememiz mümkündür. İstiyoruz ya da onun hürmetine bir şey istiyoruz. O öldükten sonra da gene Allah'ın e, onun Allah katındaki yeri dolayısıyla Allah katındaki tabi yeri dolayısıyla e, Allah'tan bir şey istemek. Burada ölçümüz şu eğer kişiler neticede Allah'tan istiyorsa <laughs> Allah'tan istiyorsa öbürlerini de sadece bir vesile olarak görüyorsa burada bizim ulemamızın çoğunluğu sorun görmek istemiyor. Bu -i -i diyor bu olabilir diyor. Hocam.